Özellikle belediyenin depremle ilgili insanları bilinçlendirmesi, günümüzde olan depremin sürekli basında yayılmasından dolayı belediye buna ilgisiz kalıyor. Halkı aydınlatması lazım. Toplama alanları için belli yerleri uygulaması lazım her mahallede. Kişileri, insanları bilinçlendirmesi lazım bu konuyla ilgili. Depremde ne yapılacak, nasıl bir önlem alınacak, ne olacak? Bu günümüzde çok çok önemli olan bir noktadır. Özellikle belediye de bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Gelmiş geçmiş belediye ile dahil olmak üzere özellikle mahallelerde çöpler, köpekler konusunda bunu belediyenin dikkat etmesi lazım. Sokaklarda köpeklerden geçilmiyor. Peki şu ana kadar mesela siz esnafsınız. Geçmişte böyle görev yapıp da bak bu iyi çalıştı, bunun devamı da gelseydi iyi olurdu dediğiniz bir yönetim var mıydı? Hala şu anda yok. Mesela yurt dışına göçüyor gençlerimiz. Yani sizce bunda yerel yöneticilerin de bir şeyi var mıdır? Yani İşsizlikten dolayı. Peki yerel yöneticiler istihdam yaratabilir mi sizce? Yaratabilir. Mesela ne yapabilirler? Şimdiye kadar Tunceli'de herhangi bir fabrika, herhangi bir iş yeri, herhangi bir iş yeri yapılmamış ki. Sürekli böyle gelmiş geçmiş tüm belediyeler, milletvekilleri bu şehir herhangi bir Tunceli açısından bir hizmet vermiş değiller. Peki hiç böyle mesela belediye başkanları falan sizi ziyaret etti mi bugüne kadar? Esnafsınız, yok, hani gelip yok, hiç? Hayır. Gelmediler. Yok. Seçim zamanlarında oy istemek için gelmişlerdir. Aynen doğru. Sonradan gördüm. Evet. Anladım. Peki eklemek istediğiniz bir yok, şey var mı? Görüş ve önerilerinizi sunmanız bizim için çok kıymetli. Çünkü bu aynı zamanda seçilmeyi düşünenlere ya da aday olanlara da bir rehber de olmuş olur. Belki biz onların çalışmasını motive etmiyoruz. Yani gidip bir şey beklemediğiniz insanlar çalışmaz ki. Bizim de onlara çalış dememiz lazım ya da ne istiyorsak ona zorlamamız gerekmez mi? Şimdi şöyle bir durum. Seçimlerden önce tüm adaylar gelir gözükür. Eğer ben bunu yapacağım, şunu yapacağım, seçim olup bittikten sonra makam mevki aldıktan sonra herkes işine gücüne bakar. Hiç kimse, biz şimdiye kadar görmedik bir belediye başkanı, bir milletvekili bayramdan bayrama insanları ziyaret etmiş, bayramlaşmış veya bir çiçek getirmiş, esnafa veya bir halka vermiş. Bu çok önemli. İnsanların sevgisini, saygısını kazanması çok önemli ama maalesef bunu göremiyoruz biz burada. Bunu bile yapmıyorlar. Yok, hayır. Artık yerelde evet, bir evet. Çalışma beklemiyoruz evet, diyorsunuz. Evet. Bu kadar incelik bile göstermiyorlar evet. Diyorsunuz. Teşekkür ediyorum. 1 Mart'ta seçim var. Evet. Biz de bu şehirde yaşıyoruz hem de esnafız. Beklentilerimiz var tabii seçilecek belediye başkanından. Daha iyi bir şehirde yaşamak istiyoruz. Daha iyi bir kent planlaması, deprem riski var şehirde. Değil mi? Esnafız, esnaf olarak sorunlarımız var. Sokak hayvanları, sahipsiz hayvanlar var. Gece insanlar tedirgin oluyor. İşte haberler okuyoruz insanlara saldırdılar diye. Peki siz bir esnaf olarak, bir birey olarak, bu şehirde yaşayan bir insan olarak 31 Mart'ta seçilecek kişiden beklentiniz nedir? Yani beklentimiz şu anda 31 Mart'ta ne konuda söyleyelim? Depremle ilgili sordunuz. Depremle ilgili belediye bir şey yapabilir mi derseniz, bu bütçe var mı? Zannetmiyorum. Mesela ne yapılacak ki bütçe lazım? Yani bütçe şimdi sen bu yıkılacak binalara en azından araştırsan, ne yapılması lazım, hangisi çürük, hangisi sağlam, bunlarla ilgili belki bir çalışma yapar. Yani bütçe derken devlet o zaman bütçesi mi olacak, vatandaş nasıl yapacak bu çürük binaları, bu dükkanlar nereye gidecek? Mesela bir deprem olsa sen nerede toplanacağını biliyor musun? Toplanma alanlarını biliyor musun? Toplanma alanı şimdi karavulların orada var. Belki burada çarşı merkezinde yoktur. Yani toplanma alanın mesela deprem olduğu sırada bir deposu var mı Tunceli'de? Gidip oradan malzeme, battaniye veya işte gıda stoğu ya da su alabileceğin yerleri biliyor musun? AFAD'ın şu anda çalışması vardır ama ben pek bu konuda şu anda bilgi sahibi değilim. Desen falan yerde alırız. Yanlış olur. İşte biz de diyoruz ki 31 Mart yaklaşırken bizler de hani şu anda adayları belirliyorlar ya partiler işte bağımsız girenler de var. Biz de istiyoruz ki siz vatandaşlar bizler fikrimizi söyleyelim. Onlar da seçilirken bir şeyler yapmaları gerektiğini biz şu ana kadar yaptığımız röportajlarda
Çoğu vatandaşımız ya kimse bir şey yapmıyor diyor. Ama biz onlara şunları şunları yapın diye beklentimizi Yani söylersek, ben şöyle o konu hakkında şöyle söyleyeyim. Seçilecek vatandaşlar yani kim olursa Ali Mustafa Çelik olabilir. Diğer partilerde daha belli değil de. Şöyle söyleyeyim. Yani bu konu hakkında arkasında güçlü bir parti olursa. Yani CHP olsun. Diğer partilerde diyorum birleşen partiler var ya şu anda DAEŞ var, EMEP bilmem ne. Yani şunların arkasında parti olursa daha güçlü olur. Belki bir para aktarımı olur, çalışma olur, ona göre daha büyük destek olur. Onun dışında yani diğer yönetimler gelse belki sıkıntı olabilir yine para konusunda, çalışma konusunda. Peki diyelim ki mesela kişi bağımsız girdi ama çok beceriklidir. Var mı böyle bir şansı? Yapabilir mi bir Ya şey? zannetmem ya. Şimdi burada belediye borçlu ne yapabilir ki? Yani bağımsız girdi Hüseyin Aygün giriyor veya diğer bilmiyorum yani girenler var. Zannetmem bir şey yapamaz ya bu şehirde. Yani bu şehrin kapasitesi belli, gelirleri belli. Şu anda belki gelir olsa yapabilir. Ama gelir yoksa ne yapabilir ki? Bugüne kadar siz esnafsınız. Buranın köklü esnaflarından da birisiniz. Bugüne kadar seçilmiş belediye başkanlarından, yönetimlerden bu çok güzel çalışmıştı dediğiniz bir yönetim oldu mu? Bugüne kadar. Evet. Belediye başkanlarından. Mesela şu iyi çalışmıştı dediğiniz kimse var mı? Yani benim geçmişte şimdiye kadar izlenim olarak Songül Erol Abdil ben tahminim yani şehrime göre. Çünkü şehire geldiği zaman, yönetime geldikleri zaman o dönemde şehir yapılamıyor. Yani kaldırımlar yoktu, birçok yer barakaydı. Hepsini o dönemde yaptılar. Ondan sonra pek bir çalışma görmedik. Onun döneminden sonra. Onlardan sonra bir kayyum döneminde işte o da borç morç derken belli şeyler oldu ama o dönemde tabii bir çalışma malışma olmuştu mutlaka. Belediye başkanı olsaydın ilk işin ne olurdu? Bu şehirde mi? Evet. Valla bu şehirde şu anda belediye başkanı olsam yani bu sokak hayvanlarıyla ilgili çünkü her taraf çok kötü. Onlarla ilgili bir çalışma. Başka da şu anda bir şey düşünmüyorum. Peki. Teşekkür ederiz. Sağ olun.